Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Erilmaz. Hasan Erilmaz'la Linux işletim sistemlerinin bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Chaos adı altındaki bir Linux dağıtımını göreceğiz. Hemen Chaos adı altındaki Linux dağıtımımızı start diyerek çekirdeğimizin yüklenmesini bekliyoruz ve programımızın açılmasını bekliyoruz. Bayağı geniş ekran açıldığı için biraz... Şu anda gayet güzel. Okuturum başlıklarını falan söylüyor şu anda. Modem ayarları işte. Kendi modem manager başlatılmış. Hostname başlatılmış. Güzel olarak başlıyor. Biraz görsel olarak söyleyeyim. Zaten başlangıcından anlaşılacağı üzere. Chaos biraz hareketli ve KDE altyapısını kullanıyor galiba. Ki bundan dolayı adı K ile başlıyor. Şu anda KDE kullandığım kanaatine vardım. KDE altyapısıyla Chaos işletim sistemini kullanacağız. Evet. Bekliyoruz ve Chaos'umuz açıldı. Burada işte istersek Chaos kurabiliyoruz. Pasport bilgilerini söylüyor zaten. Root'la giriş yaptıysan root diyor. User'la giriş yaptıysan life diyor. İşte burada hakkında bir bölüm mevcut. Chaos nedir, işte ne değildir falan diye şöyle büyütebiliriz isterseniz. Hemen bir dakika, evet. Şöyle büyütebiliriz isterseniz. Bu şekilde işte bu x86 ile 64'ü aynı anda çalıştırıyoruz. Şöyle orta orta çekerek şey yapabiliriz. Bunu kapatalım. Burada forumumuz veya işte sorulan sorular gibisinden alanımız var. Şu anda biz Chaos'umuzu kurmayacağız. Bunun için kapatıyoruz. Sağ tıkladığımızda burada çalıştır, işte terminali çalıştır adı altında bir bölümümüz mevcut. Alt tarafta da zaten bu uyarı çıktı. Güncelleştirilebilir bir paket bulunduğunu takip etmek istediğinizi sordu. Şu anda güncelleştirmeyeceğiz. Evet, burada işte default desktop masaüstü ayarlarını değiştirebiliyoruz. Bildiğimiz KDE4 altyapısını kullanıyor. Burada bir welcome adında altındaki az önceki açılan penceremiz var ve yan tarafta kübik olarak şuradaki hareketlerimiz mevcut. Buradaki yerde masaüstümüzü değiştiriyor ve burada da KDE'nin menüsü mevcut. Son kullananlar, geliştirici ayarları, education, işte games, oyunlar, grafikler, internet gibisinden bir bölümümüz mevcut. İnternet olarak da hangisini Godzilla, KPP ve Appear diyor acaba. Bu neyi? Buna bir bakalım. Bu büyük ihtimalle şöyle biraz yakından bakıyorum. Hava durumu ile ilgili bir şey. Kubzilla adında bir programı kullanıyor tarayıcı olarak. Kubzilla da büyük ihtimalle şeyi kullanıyor. Kubzilla da büyük ihtimalle Chrome olabilir mi? Chrome'un altyapısını kullanıyor galiba. Chrome olabilir, belli değil. Evet, Chaos Linux'ımız bu şekildeydi. Burada kişileştirilmiş özellikler falan da var. Chaos'ımız bu şekildeydi. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.